İllüstratif nakış yapıyorum. Nakkaşım. Nakış nedir? Nakış ipliklerle resim yapmak bana göre. Bunu kimisi çiçeklerle ya da doğa nakışı yapabilir görsel olarak. Kimisi portre yapabilir. Günümüzde çok fazla çeşitliliği var nakışın. Bu biraz da kişinin ilgisine göre değişen bir şey. Son olarak portre çalışmalarıyla devam etmeye karar verdim. Bunun yanı sıra şehir temalı İstanbul yapıları üzerinde çalışıyorum. Kendi çektiğim fotoğrafları ya da çok çok güzel fotoğrafları, beğendiğim fotoğrafları biraz yine iplikle kumaşa nakşetmeye çalışıyorum. Yaklaşık 4 yıldır eğitimler veriyorum. Birçok şehirde eğitimler verdim. Pandemi dönemiyle beraber pandemi sürecinde online yapmaya başladık derslerimizi. Online derslere de birçok ülkeden ve şehirden katılımcılar oldu. Ve çok güzel sonuçlar aldık. 4 haftalık, 2 günlük dersler olmakta. Yüz yüze dersler atölyemde, Kadıköy'de. Hafta sonları aslında daha çok atölyemde yapmayı tercih ediyorum. Cuma, cumartesi, bazen pazar günleri Kadıköy'deki kendi atölyemde 3 saatlik eğitimler devam ediyor. En çok merak edilen şeylerden biri online'da nakış yapabilir miyim? Bunu ilerletebilir miyim? Bu çok merak ediliyor. Açıkçası ben de en başta nakışı online öğretebilir miyim? Bunu merak ediyordum. Bunlar çok güzel ilerledi. Çok iyi sonuçlar aldık. Online'da da gayet başarılı oldu herkes ve çok iyi işler ortaya çıktı. Daha önce nakış deneyimi olmayan herkes online derslere katılabilir. Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden herhangi bir sıkıntı olmadan aynı saatte grup olarak ders yapıyoruz. Bir başka soru da daha önce hiç elime iğne iplik almadım, düğme bile dikmedim diyen kişiler ve nakışa cesaret edemeyen insanlar var. Bunlarda herhangi bir zorluk yaşamadık. En başta böyle bir korku oluyor fakat başladıklarında çok zevkle ve severek bitiriyorlar işlerini. Bu nedenle hiç kaygınız olmasın. Özellikle kumaşın esnek olmaması, pamuklu olması ve rengi tabii ki çok önemli. İpliklerin rengiyle uyumlu olması çok önemli. Renklere burada biraz dikkat etmeliyiz. Çok fazla renk kullanmaktansa birbirine uyumlu, bazen 4-5 renk bile bizim işimizi görebilir. Ve renk seçerken mutlaka tonlu renkleri seçmemiz önemli. Birkaç tonu alabiliriz. Çok fazla renk almaktansa renkleri tonlu tonlu alarak, birkaç tonu alarak kullanabiliriz. Özellikle portre çalışmalarında çok fazla renk tonu kullanıyorum. Daha ince iplikler kullanıyorum. Aslında aynı kullandığım ipliği bazen incelterek, katlarını ayırarak kullanıyorum. Arkamda görmüş olduğunuz portrede 30'un üzerinde renk tonu var. Aslında bütünde bir kırmızıyı çağrışımı yapmak istedim. Ama içinde pembe de var, turuncu da var, birçok renk tonu geçişi var. Gölge ve ışık yansımalarını yine iplikle vermeye çalıştım. Aslında hedefim çalışmalarımı yurt dışında sergilemek ve kendi ülkemde bir sergi açmak. Bunun için yeni çalışmalar var kafamda ve yeni projeler var. Bununla ilgili de
çok farklı materyallerle artık çalışmak istiyorum. Kendi yaptığım ipliğin yanında farklı materyalleri de iplikle beraber kullanmak istiyorum. Ve hedefim aslında kış aylarında bir sergi açmak ve dediğim gibi bu sergiyi yurt dışında da duyurabilmek. Ders almak isteyenler ya da çalışmalarımı incelemek isteyenler Instagram hesabıma bakabilirler. Leyla Aslan olarak bütün hesaplarda yine kendi ismimleyim. Twitter'da da aynı şekilde Leyla Aslan olarak bakabilirler. Oradan ulaşabilirler, mesaj atabilirler.